أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kur'an'ın fesahatı. Pek olmayan bir ders. Ne kadar istifade edersek elhamdülillah. Şükürler olsun. Fesahat nedir fesahat? Ne anlıyorsunuz fesahat deyince? Açık söz. Açık söz. Başka? Açık söz. Lugat öyle değil mi? Mesela lügatı söyleyeyim. Açık, duru ve güzel söz söyleme sanatı. Lügatı söylüyorum. Açık, duru, güzel söz söyleme sanatı. Ama nedir külliyatta? Ben biliyorsunuz külliyatı külliyatla izah ettiğim için lügat kullanmıyor. Lügat külliyat değildir. Lügatla izah etmek, külliyatı külliyatla izah etmek değildir. Onu da bilin yani, alt parantez. Alimlerin kelimeye yükledikleri manadır, kılıftır, usluptur, kalıptır. Şimdi ben külliyatta meşgul olduğum için biliyorsunuz, fesahat şu makamda insanın dima kafasındaki tahayyülü şekillendirmeyi, tasavvuru, düşünceyi, taakulu, akletmeyi bütüne getirendir fesahat. Yani Kur'an öyle bir üslup kullanıyor ki aynı üslupta mazi var, mustakbel var, hal var, yanı sıra her insanın hayalini, tasavvurunu, düşünce boyutunu ve taakkulunu, aklın 33 tane meratiplerini aktif ediyor, bütüne getiriyor. Aynı kelam içinde. Mesela kıraatta meşgul olanlar bilir, Kur'an'ı güzel okuma. Hanefi mezhebinden olanların kıraat imamı nedir, kim biliyor musunuz? Kıraat imamı. İmam Asım, değil mi? İtikatta imamımız kim? Maturidi. Amelde şu, niye söylüyorum biliyor musun? Bir haşa imtihan. Yani vurgulamak istiyorum. Bir insan ömrünü sırf kıraata verse yetmiyor. 10 değişik şekilde 7 vücuba 10 kıraatı var. Her kıraatta da 2-3 tane imam varmış. Kıraat imam 30'dur. Bu 30 tane imamı bilgi vermek için demiyorum. Ömrünü vermiş. Kur'an nasıl okunur? Sırf daha Kur'an'ın okuması ha. Bir insan 23 senede bu kıraat imamları, bunun toplamı 30 tane imam, toplama aklı kadar toplasan aklını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına zahiri beşer olarak düşünürsen üstün olur. Zahiri beşer itibariyle. O kadar dahi olursa olsun. Ha, peygamber oluşu farklılaştırdı. Beşeriyeti diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir kere fesahata ömrünü verse yetmez. Yani siz ben Kur'an'ın nasıl okunacağına peygamber olayım derse yetmez yani. Yeni ömrü yetmez. Bak 30 tane kıraat imamı var. 7 vücuhla 10 beyanla yapılıyor. Ve her beyanda 3 tane imam var. İmam Asım, Şobe, Ebu Bekir var. 3 tane imamımız var bizde. Amel'de nasıl İmam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi. Bunlar neyi vurgulamaya çalışıyorum bir daha söyleyeyim. Sırf Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ömrünü Kur'an nasıl okunuyor dair. Onun ömrünü verse gene yetmez. Nasıl Kur'an'ı kendisi yapacak bunu? Yetmez yani. Şimdi derece-i belagat-ı Kur'an'ı yetişilemez. Derece-i belagat
Peki icaz, az sözde çok söz söylemek, manası ne demek? Mazi, hali, istikbali cem ediyor. Başka az sözde, bir kelamın içerisinde vicdan, kalp, ruh, dima dördünü tazamun ediyor. Belagat bu. Kelam. Kelam şöyle yapayım. Kalpte mana çıkar diyor ustad. Manalar kalpten çıkar. Dağın tepesine kar topu yapın. Bırakın vadi inene kadar katlanır iner. Manalar ergen, manalar kalpten çıkar diyor ustad. Sonra vicdan, latifeye detaya girmeyeyim. Vicdana iner. Bir şeyleri aldı. Sonra dimağa çıkar. Sonra bu ruh, kalp, vicdan, dima detayı hariç. Onlardan alması gerekeni alır kartopu gibi. Sonra dimağın son bir mertebesi var. Terzihane. Manaya uygun elbise biçecek. Tahayyül. Oraya geliyor. Elbise biçiliyor. O elbisenin adı kelamdır. Ondan sonra kişi kendi karakterine göre üslubu kullanır. Yani sert söylüyor, yumuşak. Gel buraya. Gel buraya. Gibi. Üslub bu. Demek ki bu kelam senin sima, yani kulağına geldiği zaman o poşetteki içerisini boşaltır kafana. O kelamın içinde neler vardı? Dima. O hissesini alır. Vicdan hissesini alır. Böyle alır. Mesela yemek yiyorsunuz. Patates yemeği var, bilmem nesi var, havucu var. Peki bu patatesin içinde hangi element var biliyor musun? Yok. Bilmemek ondan istifadeye eksiltmez. Yani bilmen de gerekmiyor. Tamam? İşte Risale-i Nur oku, Kur'an'ı oku. Çünkü niye? Anlamasan da olur. İnsan sırf akıldan ibaret değil. İçeri girdiği zaman bu yemek, patates, onu anlayacak sistem var içeride. Sen dilden geçir. İçeride onu tasnif edecek, ayrıştıracak sistem var. Şimdi sen de içeriye sok bu manaları. İçeride ruhun, kalp hepsi aktif. Şu anda dinlediğin gibi. İçeriye sokuyorsun. Karışıyor musun? Sen akla git, sen vicdana git. Ruha git. Hisse git, latife insana git. Böyle bir şey yapıyor musun sen? Kim yapıyor bunu? Sistem çalışıyor. Tamam. Yeter ki muhatap ol. Yapan Allah. Sistemi de böyle kurmuş. İşte belagat da bu ruh, inaşeye kalp, inaşeye vicdan, inaşeye dima, kafa, bütünlüğe getirmiş. Ona uygun bir kelam biçilmiş. Kelam, kelamda gönderiliyor. Bu kelamın söyleniş şartlarında söyleyen, söylenilen ortama göre söylemesi belagattır. Fesat neydi? Kafadaki ayrı ayrı sistemleri bütüne getiriyor. Kur'an böyle acayip bir şey ya. Şöyle biraz gideyim. Derece icazdaki belagat-ı Kur'aniyedir. O belagat ise nazmın cezaletindendir. Nazmın cezaletinde öyle diziyor ki burada harf ama içeride harf yok. Mesela kütüphanedeki kitap Kur'an değil, musaftır, sayfalanmış. Okuyan kişi de uyanan Kur'an'dır. Kur'an yok. Musaf var. Çünkü Kur'an mahluk değil. Ha? Okuyan kişi de uyanan oku kitabını. İkra kitabik. Sen kendi kitabını oku. Sende uyanan senin kitabındır. İşte naz herkesi içine alacak cezaleti var. Şimdi cezalet şu. Öyle söylüyor ki tam vuruyor. Şimdi insan bir alem. Sistem, 18 bin alem sistem. Alem için alem. Ya ben bir kelam söylüyorum şu anda külliyatın dışında böyle. Anlatıyorum ben. Bir şeyler diyorum. İsabet ettiğini bilmiyorum ki. Kur'an da böyle değil işte. Cezalet, yeter ki muhatap ol, tam varılması gereken yere mana gidip vuruyor. Öyle diziliyor ki. Dizilmesi bu Kur'an gibi böyle. Bu Kur'an değil arkadaşlar. Bu mushaftır. Kur'an mahluk değil. Şöyle değil. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elif var.
lan var, he var, şu var, bu var. Burada, senin kafanda yarsalar, elhemi okuyorsun, ses de göremezsiniz. Kafanın içi yarsalar, harf de yok. İşte o Kur'an. Bu cezalet. İfade etmeye kalksan, i, li, vav, fat. Burada söylüyorum, orada bir ses yok ki kafada. İşte bu Nazmi cezaletinde. Nasıl bir hakikat değiştiriyor? Pil mesela. Adam zındık sormuş. İnsan pile benzer diyor ya. Pil biter diyor, atarsın diyor. Ateistlerin en büyük sorusu bu. Şu anda bir modası vardı böyle 3 seneden beri ama bilmem şimdi var mı modası. Ateistler şunu sorardı. Pil diyor, insan pile benzer diyor. Biter, atarsın. Ne ahiret diyor. Bitti, kullandım, bitti. İnsan pile benzer. Pildeki hayat, şey, enerji, bizdeki hayat gibi. Kullanıyorsun diyor, koyarsın kenara. Ben ondan sonra ahiret ne alakası var diyor. Öyle de bu pil bittiği zaman videoya dönüşmüyor mu? Bir şeye dönüştürmeden bir şeyi bitirin de göreyim hadi. Odunu yakmadan, odunun içerisinden penseyle, tornavideyle nurun ısısını, dumanını alabilir misin bu tarafa? Nasıl alacaksın? Enerjiye dönüştürmeden odunluktan çıkartamazsın. Videoya dönüştürmeden ya filme dönüşüyor, ya ses kaydına dönüşüyor, ya Word yazılarına dönüşüyor. Şimdi pil yok mu oldu videoya dönüşünce? İşte insan buna benzer. Bittiği zaman yani bunun bataryası bizdeki hayat filmine dönüşüyor. Film seyredeceksin. Video. Video olmaya geldik. Anladın? İşte bu Nazm'ın cezaleti böyle. Orayı aktif ediyor. Filmini oluşturuyor. Yani Kur'an öyle bir şey ki geldiği zaman biz cenazedeydim. Hoca efendi orasını okuyor. Ama o kadar da güzel okuyor ki. Türkiye bilmem kaçıncısıymış. Çok acayip de okudu böyle. Dertti. Baktım halalar alıyor vesaire. Bir baktım ki miras hukukundan bahseden ayet. Ne alakası var yani? O tarafı da aktif etmiş. Miras hukukundan bahsediyor. Hayır. Ama alıyor. Kur'an bir tuhaf ya hakikaten. Okuması da cahil. İlk defa böyle bir şey yapacaksın. Tabii. Numune yok. Model yok. Misal yok. Patent yok. Mukayese yok. Tabit yok. Hoca yok. Yani bunu nasıl kuracaksın ya Rahman? Er-Rahman. Bunu Muhammed Aleyhisselam bir insan nasıl bir insan olur ya? Adetullah içindeyiz ya. Böyle bir insan olur mu? Nazmını, belagatını, cezaletini, fesatını. Bu nasıl olacak ya bir insan ya? Daha kıraat daha 3 tane. Bizde 3 tane kıraat imamı var. Amel'de 3 tane imamımız var. İtikatta Ehl-i Sünnet'te 2 tane imam var. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sırf itikatta ömrünü verse yetmez ömrü. Beşeriyet itibariyle. Peygamber değilse. Bunu nasıl yapacak ya? Bir insandır ya. 23 senede yapacaksın. 20 senede beri geliyoruz dakika, 23 defa küllatı bitirmedik. Ya sen de insansın ya ben değilsen bak. 23 senede beri derslere devam ediyor nurculukta. Daha kafamızın içerisini, daha kendimizi tanımlayamadık. Kime faydalı? Çok tuhaf ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle baktığın zaman, yani ben hayal ediyorum da hayal etmezsem böyle size diyemem burada. Oturmuş böyle. Devlet kütüphanesine, ey ashabım sen Babillileri, sen Asurları, sen Lidyalıları, sen Arapları, sen geçmiş kavimleri araştırın, bana doküman getirin, oturuyor böyle. Buyurun efendim, Babil'in geçmişi, bu Asurların geçmişi. Ondan sonra tasnif edecek, bilmem ne yapacak. Sonra hadi bakalım bir kitap halini getirin. Yani bu nasıl böyle bir şey olsa bile, bu nasıl olacak ya? Nasıl yapacaksın bunu? Kusur yok. Yani ustadın ifadesiyle onu sevenler taklit ediyor, tam taklit edemiyor. Tenkit edenler tenkit edecek bir şey bulamıyor. Zaman ihtiyarlatamıyor. Nazm'ın cezaletinde. Her zaman insana tam o şey var, fesahat, tahayyül Osman. Tahayyül, abim bak tahayyül, tasavvur, üçgen, taakkulu. Üçünü birleştirip aktif ediyor. Bütüne getirince fesahat oluyor. Daha tasdik yok, izan yok. Sonra Nazm'ın cezaletinden
tam iç aleme nasıl isabet ediyor? Şimdi mesela savaşlar, füze yaptığın o kadar mühim değil ki. Adam bir sistem yapıyor, füze uçacak değil mi? O füzenin aldığı komut uzaydan, uydudan veya yerden onu yönlendiren o sinyali kestin mi, füze hiçbir şey değil. Suyu hiçbir şey değil ya. En harika savaş uçağı veya savaş gemisi, uçak gemisi beynine girdin mi demir yönü hiçbir şey değil. Bu da böyle. Başka bir teknoloji. Şimdi o bu yapmış koca uçak gemisi yapmış. Adam bir sistem geliştiriyor. Onun beynini sıfırlıyor. Hiç çalışmıyor ha? Elektronikçi. Hiçbir şey yok. Sistem bitti. Bir geliyor Kur'an, Hazreti Ömer'in sistemini bitiriyor. Ediyor. Sisteme giriyor. Allah Allah. Sistem yani. Mühendis giriyor bir çip, tamam, olaya bir giriyor. Sistemi değiştiriyor. Girdi böyle, insana disketini bir veriyorsun. Mesela sahile bakarsanız CD gözükmez gözde. Kulakla işitilmez. Cihaza bir koyuyorsun, ekranda çıkıyor. Kur'an da öyle okunuyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. CD'yi sokuyorsun. Ne oluyor bilmiyorum ki sende. Onda da herkese bir şey oluyor. Hüsnün metanetinden, güzelliği devamlı tazelenmesinden sağlamlık oradan çıkıyor. Öyle bir sağlam ki zaman onu eskitiyor. Metal yorgunluğu deniliyor, bitiyor. Ama bu öyle bir güzel metanet sağlam ki, öyle bir güzellik ki bitmiyor güzelliği. Her gün mesela namazda Fatiha okuyoruz. Ya başka bir şey okusaydık falan demiyoruz. Çok çok tuhaf. Yani kendisini motive ediyor yenilemesinden. Uslupların bedaatinden alışılmamış bir uslup kullanılıyor. Sonra geçen bir tanesi bana video gönderdi. Tevrat'ın bozulmuş. Okuyor, bir kadın okuyor. Bir adam okuyor, tekrar bir adam okuyor. Üç tane farklı insan okuyor ifadesini. Bir de şey okuyor. Bir kıraat şeyi, güzel sesi var. Rahman'ı okuyor. Galiba bir de İnsan Suresi mi ne okuyor? Kur'an'la Tevrat'ı kıyas ediyor. O da bozulmuş olmasına rağmen gene, ama bir tarih kitabını gene yapamazsınız. Hiç alakası yok yalnız. Mesela tarih şöyle okunsa, coğrafya okunsa. Osmanlı padişahları geldi, Bizans'a şöyle oldu böyle. Olmuyor ki. Yani şeyle söylesen de olmuyor. Her bir ayeti kendi başına müstakil. Tek tek 15. sözde söylüyor değil mi? Ya Kur'an nasıl belagatı var diyor. Nereden nereye atlıyor diyor. Her bir ayet müstakil bir ayetmiş. Yani biz bir şey yazınca edebiyat uzatmıyorum biliyor musunuz? Kur'an'a hayretimizi arttırmaya çalışıyorum. Belagatta giriş, gelişme, sonuç var. Aynı şekilde bir manayı tamamlamak için çok yazılır. Baştan sona kadar. Kur'an'da her bir ayet müstakildir. Vel cibale evtada ve halaknaküm ezvaca. Dağları direk yaptım diyor. Sizi çift yaptım diyor. Gece istirahat yaptım diyor. Ne alakası var yani değil mi? Acayip yani. Bir şeyi iz takip etmiyor. Hep nerede bitiriyor? Orada bitiriyor. Kendisi bitiyor. O başlangıç sonuç odur. Mesela vel cibale evtada. Mesela neyi bitiriyor? Keşke inşallah başka bir zamanda yaparız. O harflerde dağların nasıl sabitlediğini kullandığı harf toprak harfleridir ve celalle alakalı harflerdir. Cehennemi anlatan harfler bu gazap, ateş ayetleridir. Onun için Kur'an'da bazılarını su gibi okursunuz, bazılarına takılırsınız. Bak takıldığınıza bakın celalle ayetlerdir. Yani manaya göre harf kullanılmış. Dört tane unsur kullanılmış. Toprak harfleri var, su harfleri var, sonra hava ve nur harfleri var. Dimağı anlatırken kullandığı harf hava harfleridir. Tefekkürü ayetleri de kullandığı zaman kullandığı harfler toprak harflerdir. Yani Kur'an o kadar cahil bir şey.
Bu niçin söyledim ben bunları? Ustupların bedaatinden ve garip ve mustahsenliğinden, alışılmamış olmasından. Yani diğer meziyeti çocukların hafızasına kalması, usandırmaması değil. Onlardan bahsetmiyorum zaten. Beyanının beraatından, yani ne nasıl bakarsan öyle gözükmesi. Açık ve net. Nasıl bakarsan, aynı ayet şifadır. Aynı ayet fizik, ustad misal veriyor ya, edebiyatçıya şöyle veriyor, şaire böyle veriyor, coğrafyacıya böyle veriyor, maneviyatçıya böyle veriyor, ilmi kelamcılara böyle ders veriyor. Mesela anne karnındaki çocuğu anlatırken kullandığı harfin şekli karahedir, erhami, rahime benziyor. Mesela cübbi, yani suya atılmasını kullandığı seslendirme de böyle kullanmış. Mesela boğazla alakalı bir şey kullanacaktı. Yese'edu fissema. Kafiri anlatırken Muhammed Aleyhisselam uyduyla yukarıya çıkmış. Yukarıya doğru okşayın bittiğini bilmiş. Diyor ki kafir şuna benzer diyor. Semaya yükseltilip boğazı sıkılan adama benzer diyor. Boğazı niye sıkılsın ya? Ne alakası var? Boğazı sıkılan adam yani yukarı çıktıkça okşayın azalıyor. O zaman yapıyor. Bunu anlatırken kullandığı harf boğaz harfidir. Ya bunları da dikkat edecek. Zaten ömrü yeter miyim 3 senede? Nasıl yapacak ya? Bir tanesi soruyor yakınım. Diyor cenaze dedim. Ya peygamberin diyor böyle peygamber olmadan önce olduktan sonra diyor. Hoca diyor sen kızmayasın ben dedi merak ettiğim için. Sor ya sor. Ya dedi zenginlik farkı var mıydı? Dedim milletvekillerine mi takıldın sen dedim. Hani fakir milletvekili milletvekili oldu dev olmuş. Fark var dedim. Nasıl rengi değişti ya imanımıza. Vallahi fark var dedim. Nasıl var dedi. Ötekiler. Dedim ki 25 yaşındaydı. 40 yaşında hanımı aldı. Sen alır mısın 15 yaş senden büyük olan? Hem de çocukları olan. İki defa evlilik yapmış. Üçüncü kez peygamberle oldu. Kafilesi vardı Hatice validemiz. Zengindi peygamber değilken. Sonra peygamber oldu, zürt, hiçbir şey yok. Ben bir soru da ekleyeyim size de dedim, daha acayip olsun. Tabi rahatladı. Zengindi, fakir oldu. Şimdi fakir zengin oluyor milletvekili olunca. Mesela zekat müessesi ateistler sordu. Zekat müessesi Muhammed diyor Tevbe Estağfurullah aleyhissalatü vesselam. Kendi soyuna diyor, garanti almak için soyuna getirdiği bir sistemdir diyor zekat. Hani ehli beyte zekat. Ehl-i Beyt'e zekat vermek ve alması haramdır. Alamaz. Ne oldu? El fren çek, takoz koy. Ders ortasında söyledim. Ben bir şey soracağım. Muhammed diyor, kendi neslinde diyor aleyhissalatü vesselam, kendi neslini diyor, garanti altına almak için diyor, zekat müessesesini getirdi. Buna ne diyeceksiniz diyor. Hoca efendi diyor. Nereden papağan gibi ezberledin, geldin dedi. Zekat ehl-i beyte vermek ve onun alması haramdır. Ya sadaka da verilemez. Hediye var ancak. Onun suratını bir görmeliydiniz. Ya sanki 200'den giden bir adam araba otobanda duvara toslaması gibi bir görecek. Keyif alıyorum bazen. Fesfa. Sonra beyanının beraatinden, faik ve saffetinden. Böyle şu, Kur'an'ın gidişatına baktığın zaman alavera, dalavera yok yani. Yani mesela şöyle, sen bir doktora gitsen, doktor sana şöyle dese, tahmin ediyorum ki her hafta muhtemelen şu hastasın ve gene tahmin ediyorum galiba herhalde denemişim. Bu ilaç da sana iyi gelir. Bu adamın ilacını kullanıyorum. Kendisi bir kere teşhisi şey, şüphe, tahmin ediyorum herhalde, muhtemelen. Bekliyoruz. Böyle dese bir hastalığına. Bir de yetmiyor. Tamam bu ilaç herhalde iyi gelir, iyi gelir. Nasıl kullanacaksın? Bu nedir? Tereddüt. Tamam. Psikolojici doktorlar öyle diyorlar.
sakın tereddüt. Bana geliyor ki Teala'daki şöyle, hayır bu budur, bu da budur. Ve işte bunu niye söylüyorum? Kur'an'da galiba herhalde tahmin ediyorum muhtemelen diye böyle bir şüphe uyandıracak bir şey yok. Bu budur, bu da budur. Mesela bazı yerde mealini veya manasını söylemek biraz çekiniyorum yani. Bu ortama gelmez diyorum. Allah demiş. Mesela onlardan bir tanesi Allah Resulü bile beşer ya. Miracı söylemek istememiş. Herkesin bir imtihanı var değil mi? Her asrın. Bu asrın imtihanı üç tanedir diyor usta. Siyasi meraklar, hayat-ı dünyevi'nin tevhini ve felsefe. İçtihat esasını. Sahabeyi sahabe yapan imtihanı neydi biliyor musun? İsardır, zenginliktir, şuydur, yokluktur değil. Neydi abi? Sahabe, he? Miraç. Demek istemiyordu biliyor musun? Nasıl söylesin? Daha yeni ya, körpe ya. Sahabe deyince 30-40 yaşında adam zannetmeyin. Ortalama 17-18 yaşlarında bunlar. Daha yeni körpe Müslümanlar. Bu gece bir ayda gidiliyor Mescid-i Aksa'da, bir aya geliyor. Ben oraylara gittim. Ondan sonra alemlere gittim, geldim bu akşam. Ebu Bekir Sıdık oradan şey yapmış ya. Şimdi bunu nasıl desin ya? Yani benim, bana da bazen diyorlar ya uçuk. Yani ne kadar zıt şeyler bana yakışıksız yakıştırma yapıyor. Felsefecidir diyor. Muhiddin Arabi, Nurcuların diyor Muhiddin Arabisidir diyor. Felsefecidir diyor. Uygulan ikisi zıt ya. Metsuptur diyor. Tamam. Metsup, zındıklar öyle diyor. Metsup. Tamam. Çünkü ne dediğini bilmiyor demekti. Böyle var ya hadise. Benim celanede bu adam metsup olması lazım. Böyle bir şey yapan adam. Şimdi bir bakıyorsun ki hiç tereddüt miracı söylüyor. Ya bu denilecek bir şey mi ya? Niye anlatıyorum? Kur'an'da böyle yok. Tahmin ediyorum ki herhalde ki muhtemelen hiç tereddüt değil. Bu budur, bu da budur. Olur mu? Mesela onu ileriki sayfalarda söylüyor. Geleceğe ait Allah Resulü'nün ifadeleri var. Ehl-i Beyt'in başına geleceği, ümmetin başına geleceği, şu olacak. Yani tahmin ediyorum herhalde nasıl isabet ediyor ya? El-yâme yünecike bi bedenike, Firavun'un cesedin alakalı. Ya çıkmasa ne olacak? Bugün ben senin cesedine necat vereceğim. İngiltere'de, millet nasıl biliyor musun? Biliyor mu? Nasıl biliyor? Biliyor musunuz? İngiltere'de mumyalı zannediyorlar. Ben bizzat gözümle İngiltere'de gördüm. Mumyalı değil arkadaşlar. Camın içinde Firavun duruyor. Bütün organları hepsi canlı, saçları bile. Mumya yok ya, cam ya, cam. Camın içinde ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamından 2700 sene önce, 1400-1500'de şimdi ekle, 3000 küsür sene. Ceset ya. Her şeyi, tırnağı, her şeyi. Kıçı mıçı hepsi gözüküyor. Rezil yani Rus'a. 3000 sene, 1500 sene demeyin rezil Rus'a. Peki dedi ya çıkmasa ne olacak? Çıkmadı bak. Söyledi ama çıkmadı şimdiye kadar olurdu. Bunu nasıl dersin ya? Yani sen nereden bileceksin o Kızıldeniz'de böyle bir hadis olduğunu? Onların içinde bir tanesi çürümeyeceğini. Sonra dışarıya atılacağını, rezil olacağı. İngiltere'de duruyor. Yani 3000 küsur sene bunu nasıl dersin ya? Yani şey, bir peygamberim var galiba, şeyden, Kerbela'da ne? Parmağı canlı duruyor. Yani çürümemiş bir peygamberim, şu baş parmağı. Oy falan. Peygamberin cesedi, lan peygamberlerin cesedi çürümedi. Bunu da Firavun da çürümedi. Anlıyor musun bak, Allah çürütmüyor. Peygamber de çürümüyor. İbret al, ne kadar iş yapıyor ki? O kadar Müslüman olan var ki. Bir ara kaldırmışlardı, gizlemişlerdi İngilizler. Sonra tekrar çıktı galiba. Nasıl çürümez ya? Yani neyi demek istiyorum? Dedin, bunu tahmin, sen yoktun ki orada, nasıl dersin bunu? Ya çıkmasa? Bir tanesi öyle demişti bana. Ya bu nasıl bir dünya diyor, semalarda ne işi var diyor. Doğru, ben de olsaydım Beren, ben de senin gibi düşünüyorum. Ben bu dini kursaydım. Böyle yiyelim, böyle içelim, böyle gasp edelim, kervanları basalım, zengin olalım, gasp edelim, şeyi kuralım, mafya kuralım, öyle olacak diyor. Senin semalarda ne işin var ya? Denizlerde ne işin var? Tuvalet adamına, tuvalette ne işin var ya? Tuvalete böyle git, böyle çık, böyle tükür, böyle yapma. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. Ya her yeri hükmetmiş.
İşte beyanının beraatinden, faik ve safetinden ve manasının kuvvet ve hakkaniyetinden. Öyle bir şey var ki aynı ayetten duygusallık oluyor, ahkam çıkıyor, fiziğe, kimyacıya, belagata, şaire dersler veriyor. Aynı ayet. Aynı ayetten ebced yapılıyor. Aynı ayette tedavi yapılıyor. Huruf-u mukatta mesela. Lafzının fesahatinden, yani dimağı devamlı besliyor. Sonra selasetinden, akıcılığından akıyor. Mesela Rahman'ın Fetih suresi, hepsi öyle. Peki diğerleri bazı sureler tutmuyor. Evet, Rahman'ın okuma şeklinde değil. Hepsinin ayrı bir beyan, dedim ya talim ve kıraat imamları, hepsini ayrı uslupla beyan edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela Rahman'ın okuma uslubuyla Fetih okunmaması lazım diyor. Yani onların tabii vacip farzına göre. Ondan tutmuyor. Mesela adam aynı zat çok iyi Rahman okuyor. Aynı şeyi de Fetih ona okuyor. O şeyle. Olmuyor. Hepsini ayrıymış. Hepsine ayrı bir usta gelmiş. Zaten Alem İslam'daki kıraat imamlarını, Kur'an okuyanları dinlediğiniz zaman ne diyorsun? Ya bu imam bunu çok güzel okuyor. Bu, bunu. Onun usulü ona çok uygun. Bak demiyor mu? Ya Abdüssamet Şems suresini vesaire. Ötekisi Meryem suresini. Ötekisi. Niye? Çünkü adam hepsini de biliyor. Ama onun uslubu, ifadesi ona uygun. Hepsini ayrı bir uslub getirmiş. Standart getirmemiş. Bir okuma şekli yok. Hepsini farklı okunuyor. Bu selasetinin tevellüd eden bir belagat tarikadır ki Beni Adem'in en dahi edipleri, en harika hatiplerini, en mütebahir ulemasını mağarazaya davet edip, ondan çünkü gel dedi, gel yap bakalım. Sırf kıraatını bul zaten. Şimdi coğrafyayı sen bir Kur'an okumak gibi yap. Er-Rahman, Allemen Kur'an, Osmanlı geldi Bizans'a, dağlar şöyle gidiyor. Coğrafya yazsan, matematik yazsan nasıl yapacaksın? Bir kere kıraatını yapamazsın ya. Kıraatını okuma şeklini yapamazsın matematiği ya. Yani 40 vecicazı vardır ustad. Zahirde, batını değil. İşte bu Beni Adem'den en edipleri, en harika tipleri, en mütebahir ulemasını mağarazaya davet edip 1300 senedir meydan okuyor. Onların damarlarına şiddetle bir de dokunuyor. İşte ancak şunu yapıyorlar. Şu Kur'an ya. Şimdi buna bir şey diyemiyor. Bunu tutan ele vuruyor. Yani bunu ortadan kaldırmak için ne yapacak? Bunu tutan bir peygamber var. O eli destek veren imamlar var. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri. Biz de şeyiz diyor. Dikkat ederseniz televizyon ekranlarında mesela mezheplere hücum ediyor. Kim onlar diyor. Sorarsanız 27. sözde dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ederler diyor. Tamam. Mesela adam ampulle uğraşmıyor. Şartili indirince komple şeyi götürür. Ehl-i sünnet düşmanı hemen kaderi kaşır. Çünkü şu Şialarda iman esası 7'dir. Kadere iman yoktur. Adalete iman vardır. 12 imama inanmak var. Kayıp iman, Mehdi'nin geleceğine inanmak var. Kader yoktur. Peygamberler de yoktur. Şeydir. Allah'ın o asırdaki tecellisi şeydir. İmamlar var mesela. Ayetullah Hamani, Ayetullah Ali falan, Ümeyn. Onlar Allah'ın bu yeryüzündeki gölgeleridir der. Peygamberlere, asın imamlarına hücum ediliyorsa, kaderi de kaşıyorsa televizyon ekranlarında bilin ki bu Şia'dır. Mezheplere hücum ediyorsa bizdir. Nasıl türlü? 27. sözde kendilerini diyor mezhepten, mezhep zincirinden diyor boyunlarını çıkartıyorlar diyor. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyor. Anlıyor musun? Adamlar işi biliyor. Cahil değil. Ampulle uğraşmıyor. Şerteli indiriyor.
İmam-ı Şafii'den, İmam-ı Azam'la seni şüphelendirirse zaten bitiyor işi. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Yetmiyor, hep ileri gitti, cesaret alıyor. Şimdi peygamberi şey yapıyorlar, peygamber deist, teistler var ya, işte peygambersiz Kur'an. Kur'an'ı direkt inkar ediyorlar da diyemiyor yani. O da insan diye. Onun için Şialarda peygambere imam var ama peygamberin işi bitti. Onların temsilcisi imamlar var şimdi. Kader imam var mı? Yok. Kader iman olmadığı için kadere hücum ederler. Peki televizyonuna çıkıp da bir insan bunları niye böyle gündeme getiriyor? Bu milletin ihtiyacı bu mu? Dindar olmasını istiyorsun da bu milletin. Değil. Niçin böyle içtihadi meseleleri kaşıyorsun? Çünkü zındıksın da onda. Ahmak olamazsın. Çünkü öyle basit adam öyle televizyonlara çıkartmazlar. Beni çıkartsalar ne konuşacağım? Onun için yok. Dediğim öyle de teklif ettiler. Bak şunu konuşacaksınız. Buradan buraya girmeyeceksin. Seni davet ediyoruz. Anladın? Hem de kaç tane ama bu mevzu olarak gireceksin. Buraya yok. Hatta böyle bir yere gitmiştim. Bir ders ya bir cemaate her yere davet ediyorlar ya. Bana ders yapma hürriyetin bile vermedi. Açık kitap getirdiler. Buradan yap. Tamam. Hayır. Malum cemaat. Öyle gittim talebe yurtlarına. Lemalardan Yunus Aleyhisselam açtı getirdi. Dedim ya oğlum delikanlı dedim ben bu kitabı biliyorum. Nereden yapacağım bana bıraksan yok hocam dedi. Burada yapacağız. Çünkü bakarsın başka yere kayarsa ne olacak? Olmaz da ya. Aman uyarmasın. Oyala. Ha? Oyala. Milleti oyala. Ne işitiyorsunuz? Olsun. Meşgul olma. Hadi bakalım. Bereketlenelim. Risale'nin bereket verme kitabı değil ki. Bereketlenme kitabı. Kur'an'dır. Hayat kitabıdır ya Risale'nin. Hayat. Hayatın kendisi ya. Çok acayip ya. Çok garibine gidiyor. Biz daire-i nur içinde kitap yazanlar var daha iyi anlaşılsın diye. Benim kitabım yok. Konferanslar var, bilmem ne var. Ona benim kitabım yok. İşi, gücü hep ben. Acayip bir şey, garibime gidiyor ya. Kitap yazanlar var. Hem de lisan daha iyi anlaşılır diye kitapları böyle dizseniz külliyatın 10 katı olur. Bir laf etmezler. Zındık da benimle uğraşıyor, bunlar da benimle uğraşıyor. Çünkü böyle ders yapma. Fesat anlatma. Tahayyül ve tasavvur, taakkulü bütüne getiren, böyle yapma. Olsun, niniş yap. Derece-i belagatı Kur'aniyedir, de geç. Ondan sonra gelsin çayın, oyala. Hayır, hayatın içine koyacaksın. Çünkü biz külliyat ne diyor diye okumuyorum vallahi. Bakın, şu gözlüğü niçin takıyorum biliyor musun? Gözlükle bakayım diye. Ben gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakıyor. Ben külliyat nedir diye bakmıyorum. Gözlük gibi takıyorum. Kur'an ne diyor diye bakıyorum buna. Kur'an ne diyor? Gözlüğe bakmıyorum. Gözlük ile bakıyor. Ben külliyat nedir diye öğrenmek için bakmıyor. Hayatımı nasıl tanımlıyor? Beni nasıl tarif ediyor? Kim? Kur'an. Kur'an'ı anlamak için bakıyorum. Bunu anlamak için bakmıyorum. Anladın? Mesela kıraatı başkasına hava atacağız diye eleme ezberlemedik. Rabbimize muhatap olacak diye, olacağız diye ezberledik. Değil mi? Ona namaz kılacağız diye. Para kazanmak için değil. Ben Kur'an'ı, şey bu beşer kelamıdır. Bu Kur'an ne diyor? Ha bazıları diyor ki Kur'an'ı Kur'an'la öğren. Tamam tıp kitabından öğren. Niye hocadan ders alıyorsun? Tamam hiç kimse okula gitmesin üniversiteyi. Herkes tıp kitabını alsın evine. Mühendislik kitabını alsın. Muallimden ders almasın. Oku. Ya bir kere kıraatı bile hocasız olmaz ya. Bak çek bakayım dattı. Z'yi çek bakalım. S'yi çek bakalım. Birisi seni. Ha olmadı dur. Rubayı dişe getir. Şöyle yap. Dur olmadı bırak. Sen kendi tutturduğunu kitap tecvid okuyarak tecvid öğrenemezsin ki. Birisi seni dinlemesi lazım. Ben kardeşlere diyorum ki
İzaca'yı namazda okumayın. Çünkü sonundaki he çıkmıyor. İzaca Resulullah vel feth. Ne oldu? Böyle dalin amin. Okuma. Çıkmıyor. He Osman? İzaca tehlikelidir. Birisini dinlet, ondan sonra oku. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an okumayı bile muallimsiz olmaz. Sen nasıl bu Kur'an, peygambersiz Kur'an. İşte Risale-i Nur'da ben burada ne yazıyor öğrenmek değil. Kur'an'da ne yazıyor bu bana tarif ediyor. Şimdi şunu örnek vereceğim. Şimdi benim gözlükle baktım. Bir de Bediüzzaman'ın gözüyle Kur'an'a bakıyorum. 90 cilt kitabı olan, Allah'a muhatap olan, makbul olduğuna düşmanları 28 sene işkence çektirmiş. Daha nasıl delili olacak? Ömrünü 28 sene işkence yaparak, 27 defa zehirleyerek makbul olduğunun imzasıdır. Mesela ben vesvese geldiği zaman hoşuma gidiyor. Tamam dedim, şey yapmayacağım ben. Abdest almayacağım çünkü vesvese geldi. Yani ustadın da makbul olduğuna dair düşmanları. Şimdi ben bakıyorum Kur'an'a bu küçük kafamla. Bir de Bediüzzaman'ın gözlüğüyle bakıyorum da Risale-i Nur'la. Şunu aynı gözlük gibi baka böyle. Nasıl kafama geçirdim bunu da hop geçirdim. Ha. Oo. Hüsvanım. Ya. Sabahtan akşama televizyonda, internette dolaşacağım. Akşam da bir okuyayım şu sureyi. Vay be, derece-i belagatına bak ya. Hüsnün metanetinden, Nazm'ın cezaletine. Hey. Ha. Pascal çağının. Bediüzzaman'ın gözüyle Kur'an nedir? İmam Azam'ın gözüyle bu amel nedir? Ya Maturidi Hazretleri'nin gözüyle bu doğru mu inandı? İmam Asım'la dattım oldu mu? Ya onun için yapıyoruz. Hey gidi kardeşlerim. Onların damarlarına şiddetle dokunuyor. Niye? Mana itibariyle değil. Bir ayetin diyor. Bazıları der ki biraz mübaladayım. Olsaydı yaparlardı. Mesela Sa'd'ın içerisine Sa'd suresini koymuş. Bir harfin içerisinde. Huruf-u mukatta böyle. Sa'd ve Kur'an-ı zikrin içerisine, Sa'd'ın içerisine bir tane benim var böyle. Dersi seyredenler belki görmüşlerdi videoda. Arkada bir 7 tane Sa'd şeyi var. Sa'd. Her Sa'd'ın içerisinde Allah selamet versin. Bir hattat bir hanım kardeşimiz, Allah razı olsun, Sat suresini satın içerisine soktu. Usta da diyor Yasin harfin içinde, o Yasin suresini yazdığı gibi. Yani o Sat gönülü, sadrı anlatıyor. Sen de bir yap da harflerin Latince dedi bu olsun. Sat da sadrı anlatıyor. Herkesin bir harfi var biliyor musunuz? En çok ilgiyi çeken herkesin 28 tane harften bir tane harfi vardır. Mesela keşke benim olsa ama akıl işi değil. Vav olsa derdim ama aklın değil. Benim harfim Sat. Sat harfi. Herkesin bir satı var. Herkesin bir fıtratı var. Toprak mı, su mu, hava mı, nur mu? İşte unsur bu. Hangisi daha ilgini çeker? Toprakta mı daha rahat hissedersin? Suda mı? Havada mı? Bunları bildiğin zaman seni en çok o Kur'an, onunla alakalı seni rahatlatıcı ayetler var. Renklerde de öyle. Renkleri. İnşallah bir ara renklerle de şey yaparım. Yani Kur'an bunları ona göre, manaya göre kalıp harf kullanmış. Gönülü anlatırken o surede en çok gönülle alakalı içsel alemde kullanılan bütün harflerin kullanıldığı, huruf-u ece'nin hepsinin kullandığı sure Fetih Suresi. Hangi yer biliyor musunuz? O öğleyin okuyoruz Osman sonunda. Ha, oradan aşağıya bütün harfler kullanılmış. Kur'an'da iki yer varmış. Bir tanesi o. Ötekisini de şu anda hatırlamıyorum. Eyleri diyor ki, benim o kırat, huruf-u mukatta hocam işte. İki tane yer var. Bir işte, ya dedi ustad niye bunu seçmiş biliyor musun? Bilmiyorum dedi. O sırf kırattan. Sırf neyle gitmiş biliyor musun? Harfle. Dedi ki, buradan aşağı, laka sadakalı var ya. Oradan aşağı dedi, Kur'an'daki bütün heceyi harfleri hepsini kullanmış. Hepsi en acayip bir mucize. Rahatsızlığa karşı çok acayip bir darmadağın ediyor. Mesela ikindi namazından sonra Nur kardeşlerim benim
tesbihat yapıyorlar. İnnelil muttakinden başlıyor. Kardeşim şifre çözülmüyor. Amme'den başlayacaksın. O amme ile başlayacaksın. O metafizik alemini, cinler alemini, ruhani alemleri, erbaa habisi ve aliyeleri aktif edip veya bloke eden bir süredir. İnnelil muttakinden başlamayacaksın. Hani böyle göbekten giriyorsun. Fetih suresinde de böyle kullanılan harfler hepsi tamammış. Bak Amme suresinde o yok mu? Tamamı yok. Çok garip ya. Muaraze'ye davet ettiği halde. Bak. Kibir ve gururlarından başını semavata vuran o dahiler. Ona muarız için ağız açamayıp kemal-i zillete boyun eğdiler. Ne peki delili nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki. Kur'an lisanıyla. Benzerini getir. Peki onlar ne yaptı diyor. Onlar şunu yaptı diyor. Bak. Nerede o? Eğer muaraza mümkün olsaydı. Acaba hiç mümkün müdür ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken en tehlikeli, en müşkilatlı muharebe tarikı ihtiyar edilsin. Yani kalem ile mümkünken kılınca niye sarıldılar? Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin, en tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin, hiç kabil midir? Çünkü bir edipleri birkaç hurufatla muaraza edebilseydi, Kur'an davasından vazgeçerdi. Fesubhanallah. Yapmış, yapmamış mı? Yapmış, hatırlayanınız var mı? Benzerini yapmaya kalkmış, rezil olmuş. Kimdir o? Müseylim'e. Yalancı peygamber ya. Ne hangi süreyi yaptın? Fil. Ey fil. Hortum uzun olan fil. Hakikaten mi lan? Hortum uzun fil. Çok garibi ya. Dahiymiş ha. 7 tane ulema varmış o zaman. Kabe'ye asarlardı değil mi onların beyanatları? He? Muhalakat-ı sebalar. Ve öyle bir adamlarmış ki tek bir tanesi emretse savaş oluyordu, emretse barış oluyordu. Ve onlardan bir tanesi de Müseylim'e, bir tanesi de Ömer'ül Hişam'dır. Ömer'ül Hattab değil, Ebu Cehil yani. Alimdi adam. Onun için zaten kafayı yedi. Yani cahil değildi ki. Yani ben zeki, alim, 7 kişiden bir kişiyim. Kafile, reisim, hep benim. Peygamber gelseydi ben olurdum ya. Mantığa bakarsan hakikaten ne olur? Alim, okuma yazması var. Bu alim değil, okuma yazması yok. Aşiret reisi, kabile reisi, her şey. Muhalakat-ı sebasından içine girmiş. Zahire baktığın zaman adam en uygun. Peki o yazsaydı, zaten o Kur'an ona gelseydi nasıl kurtulacaktı ki? Kur'an'ı o yazmadı, nasıl bilecekti ki? Adam belagat uleması. Şimdi okuma yazması olmadığını kendisi söylüyor. Cahil diyor, ümmi diyor. Onlar dedi. Okuma yazması yok, şeyi yok, aşiret şu adamın. Gene böyle olduğu halde Kur'an'ı kendi yazdı diyor da. Acaba biraz ilmi olsaydı Kur'an'ı kendi yazdığında nasıl kurtulacaktık? Biz kafamızı nasıl kurtaracaktık? Şeytan şey yok. Şeytan diyemiyor ki size de bize de. Kur'an'ı kendi nasıl yazdı? Zaten onlar da zaten söylüyor. Ümmiydi. Okuma yazması yoktu. Eğer okuma yazması olsaydı kendi yazdığı ihtimali çıkardı. Allah bu ihtimali kaldırdı ki rahatça iman etsin. Ümmiden getiriyor. Hiç mektebe gitmemiş. Adam tıp kitabını yazıyor. Gibi yani. Gibi de değil ya. Aynı kitapta fizik var, tıp var, matematik var, biyoloji var. Hani biz Risale'den ya bir tane bir meşhur bildiğiniz hepiniz bildiğim bir profesör var. Ya sen kardeş dedi, bu psikoloji derste yapıyorsun. Bu külliyattan mı çıkıyor ya dedi. Abi vallahi ben dedim, psikiyatri bölümünden mezun değilim. Zaten onların şeylerini okuyacak da zamanım yok. Olsa bile benim o bahsettiğim dedim, psikoloji dergilerde var mı? Yok dedi, bu cinsi yok. Serbest belge mi var?
ne de var serbest? Renklerle psikoloji. Unsurlarla toprak mı ateş mi? Değil mi mesela? Külliyat işte. Külliyat da acayip. Ben bak gelirken inan planlamıştım bugün Çantaşa'da. 14. Şua'dan ders yapacaktım. Niçin insan sıkılır? Külliyattan. Gelirken arabada ille burası ısrar edildi içimde. Kim dedi ne için yaptı bilmiyorum. Kimin ihtiyacı var bilmiyorum bu. İlle bu. Fesahattan, Kur'an'ın fesahatından yapılacak. İnan kurtulamadım. Aslında 14. Şua'da yapacaktım. Niçin insan bu sisteme hakim değil? Veya niçin kayıyor? 18 bin alim nasıl aktif? Onun için endişe etme. Sistem çalışıyor. Sen kötü değilsin. Sistem aktif. Ona girecek. Ama yok. Bundan yapmam. Bir söyle. Kim yaptı bilmiyor. Muharezeye davet ettiği halde. Bak ne diyor? Diyor ki, halbuki muharebe gibi dehşetli uzun bir yolu ihtiyar ettiler. Demek muarazayı bil huruf mümkün değildi. Muhaldı. Onun için muharebeyi bir sufa mecbur oldular. Kalemle mübareze edemedikleri için kılıca sarıldılar. Kılıç uzun bir yol. Bak cümleyi bir de okuyayım. Demek muarazayı bil huruf mümkün değildi. Muhaldı. Onun için muharebeyi bir suhufa mecbur oldular. Tam da Peygamberimiz Aleyhisselam savaş çıkarttı. Tam da niye saldırdılar? Bir düşünün. Niye saldırıyorsunuz? Niye böyle alavera dalavera 70 tane sahabeyi bizi ikaz etsin, gelsin, o dinlesin, şu bize anlatsın, biz de dinleriz, Müslümanız diye oyun yapıp da katliam yaptılar. Yolda öldürdüler değil mi? Şehit ettiler. Ya sen ne iddia ediyorsun? Çok kolay vallahi. Otur bakalım ya Muhammed. 7 tane belagat imamımız var. Tamam. Mesela o Halid bin Velid'in babası. Velid ibn Mughire. Dahi adam. O demiş yani sihir deyin gidin. Tamam dev adam en ihtiyar. Ne kadar dediler? 100 deve savaşa sokmuş. Vermiş yani. Şimdi tank yani ha deve o zaman. Bir adamla devenin savaşması. Devenin üstünde bir adam var. Düşün bir adam ne yapabilirsin? Ha tank gibi. 100 tane böyle bir kafir. Ömer Ülişa yani Ebu Cehil. Sok işte o 7 tanesini adam tek ya. Gel çık karşımda. Herkes toplansın. Hadi bakalım. Şunu söyle bakalım. Sen söyle bak biz daha iyisini yapalım. Nesine meydan okuyorsun? Desin niye yapmadılar? Açık oturma ne televizyonlardaki gibi. He Osman. Koy 7 tane. Aciz değilsiniz ki. Toplantı yapıyorlar. Toplantı yapıyorlar. Nasıl öldüreceğiz? Niye nasıl öldüreceğimle uğraşıyorsun? Bunu nasıl sustururum? Niye diyemiyorsun? Öyle değil mi Salih? Nasıl öldüreceğiz? Plan yapıyorsun. Gerek yok ki ya. Buzun yok. Nasıl susturalım? Benzerini yapalım. Çıktı adam zaten bir tane. Grubu da vardı Müsellime Kezzap. Nasıl bu Kur'an'ı susturur? Demek ki olmuyormuş. Risale-i Nur da öyle değil mi? Susturulamıyor. Adam milliyetin bakanı o zaman gene girme diyor. Milliyetin bakanı o gün haşrı inkar edecekmiş. Lan devletin işi mi bu? Sonra yok başbakan haşrı inkar edecekler. Milliyetin bakanı diyor ki şefim diyor. Eğer diyor biz mecliste haşir inkar edersek Said Nursi'nin haşir risalesi var. Onu diyor ödev şey yapmış oluruz, öne çıkmış olur. Nasıl peki sen? Onu okuyan iman eder diyor. Yok böyle diyor. O zaman katliama geçelim diyor. Diyor ki ne kadar kişi var? 5 milyon. 5 milyon mu? 5 milyon meşhur oldu sözü. Haşir risalesi, ustad şöyle yapıyor. Haşir risalesi onları susturdu diyor. Biliyor musunuz? Sipahşir Risale bu. Tarihi bu. Şey yapmıyor, detayını anlatmıyor. Mecliste o gün haşir inkar edilecekti. Haşir Risalesi onların diyor konuşmasının ağızlarına tıkadı diyor, susturdu diyor. Hatırlarsınız. Haşir Risalesi o. Tarihi böyle geçmiş. Milletin Bakanı Şefi uyarıyor. Eğer diyor biz haşir inkar edersek bu millet Müslüman, onun cevabını arar diyor. Said Nursi'nin Haşir Risalesi var, gördüm. Onu okuyan ona kapılır diyor. Ve yapmıyorlar. Vazgeçirdi diyor usta diye. Onları vazgeçirdi diyor.
İkinci Dünya Savaşı'nın diyor Anadolu'ya girmesine mani oldu diyor. Bak, bir kere biz ya, o kadar rahatız ki kardeş. Şükürler olsun. Yani acaba bu hak mı, bu doğru mu, insanlık ne kadar sıkıntı çekiyor, biz böyle gidiyoruz. Peki, mağarazaya davet ettiği halde kibir ve gururlarından başını semavata vuran o dahiler, ona mağaraza için ağız açamayıp kemal-i zillette boyun ediler, eğdiler. İşte belagatındaki veci icazı iki surette işaret ederiz diye devam ediyor. 10 oldu tam. Şurada 5 tane de şey vardı okumayacağım. Fesatının şeyinden bir tanesi, şey 7 tanesi fesatın içerisinde olan şuydu. 1 dedik ya tahayyül, tasavvur yani hayal, düşünce ve akıl üçgenini aktif ediyor. Canlı tütü ona diline. Diyor ki binlerce defa tekrar edilse usandırmaması ondan geliyor. Lezzet veriyor. Belki lezzet veriyor. Küçük basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor. Hıfzedebiliyor. Matematik ezberleyen çocuğunuz var mı? Varsa istisnadır. Fizik ezberleyen var mı? Ama Kur'an ezberleyen var çok. Bak ufak bir çocuğun kafasında kalmış. Başka en hastalıklı az bir sözden mütezi olan bir kulağa hoş gel, hoş de, ha, az bir sözden mütezi olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş geliyor. Birincisi nedir? Binlerce defa tekrar edilse usandırmıyor. İki, küçük basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor, hüpsediyor. Üç, en hastalıklı az bir sözden mütezi olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş geliyor. Mesela kafa kanseri olanlarda öyle oluyor. O odaya girince çok acayip geliyor. Ufak bir sesten dahi rahatsız oluyorlar. Beyin o kanseri, o tümör olanlar. O mesela Kırkan'da vardı böyle. Bir de asabi olurlar. Dedi ki, alimdi. Hasan kardeşe söyleyin, bana gelsin. Gelsin Cevşen okusun dedi. Dediler ki, dersi bitince gelsin. Kesinlikle evde odasına bir kişi mi bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bir kişi girebiliyor. O kadar hassas. En ufak tıkırtıdan kafama vuruyor diyor. İçeri vuruyor. İçeri gittim. Selamun aleyküm selam. Sana böyle şey yapmıyorlar. Ana diyor bir cevşen oku diyor. Dedim ki kendisi matematikle ömrü geçince hocadır dedim ya. Alim yani matematikle bir şeydi. Dedim hocam sana bir teklifim var. Dedim ya senin ömrün matematikle geçti. Dedim ama böyle tahtaya getireyim. Bir matematikle soru çizelim. Ömrünü verdiğin şeyle böyle o kadar rahatlarsın ki dedi bana. Hasan kardeş şaka yapma dedi. Yani Cevşen'e onu dedim ömrünü matematikle geçirdin Kur'an oku. Tıpla geçirmiş Kur'an oku. Esnaflık yaptın Kur'an oku. Acayip bir şey ya. En iyi bildiğin konu bu değil ki senin. Ömrünü verdiğin matematik ya. Kur'an oku. Demek ki ellerde geçiyor ha. Sonra sekeratta olanın dimağına şerbet gibi oluyor. Zemzemeyi Kur'an onun kulağında ve dimağında aynen ağzında ve damağında may zemzem gibi lezzet geliyor. Usandırmamasının hikmeti şudur ki Kur'an kulübe, kalbe, kut ve gıda, ukule, akla, kuvvet ve gınadır. Ruha, ma ve ziya, nüfusa, nefise, insanlığa deva ve şifa olduğundan usandırmıyor. Her gün ekmek yeriz, usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek usandıracak. Demek Kur'an, hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve harika bir fesatı olduğundandır ki usandırmıyor. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi taravetini, halavetini de muhafaza ediyor. Mesela şunu deyim de kapatayım. Çok 2 dakikam geçti bir saatte. Mesela bir müzik çıkar. Müzik böyle. Herkesi onunla alakadar eder. Hani bir zaman sonra, 1-2 sene sonra adileşir. Yani peki kimse dinlemez. Bir de en alakadar olunan bir müziğe bakın. Çalgı aletini silin. Sözüne bakın. Maskaralık yani. Öyle arabaya bir binmiştim dolmuşa. Şıp 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 su damladı. Armut dal dağısılı falan abi nasılsın? Şıp 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 su damladı. Borç ver, borç ver hemen.
Bana mı denk geldi ya? Ya insanlıkla dalga geçiyor ya. Bir bakma, çalgı aletini silin hayalin. Lafzına bakın ya. Kur'an çalgı aletiyle gelmiyor ha. Fatiha sen, elhamdülillahi rabbil alemin. Değil ya. Bak çalgı aletini şey yaparsan müzik gidiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bak daha birkaç senelik müzik en popülerdi. Şimdi pek ilgi çekmiyor. 1400 senede bir Fatiha var. Hem de aletsiz. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ın Allah'ın.